Merhabalar arkadaşlar, Koyun Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Kontrolmatik hissesini değerlendireceğiz. Kontrolmatik hissesindeki tüm ekranı karşınıza koyuyorum. Lütfen sizler de yapmış olduğunuz yatırımlarda ekrana uzaktan bakın arkadaşlar. Ana destek ve direnç bölgelerine bakın. Küçük satışlarla elinizdeki hisse senedini zararına satmayın. Tabii yapacağınız çizimlere göre destek ve direnç bölgelerini takip edin. Ederek gidin. Bakın Kontrolmatik hissesinde piyasaya arz edildiği dip noktasını aldım. Sonrasında ise 2022 yılının Ağustos ayındaki dip noktayı almayla birlikte iki tane dip, bir tane tepeden oluşan kanal görüntümü oluşturdum. 2022 Ağustos aylarında buradaki dipten sonra bakın 2023 yılının Mayıs aylarında milimetrik olarak bu noktalara geldiğimizi 100 TL civarından müthiş bir alım fırsatı verdiğini gördük arkadaşlar. Bu kanallar robotlar tarafından yaratıldığının, robotlar tarafından işlendiğinin en büyük kanıtlarından bir tanesidir. Piyasa yapıcı ne yapıyor dedik arkadaşlar? Robotlara veriyor bu işi ve robotlar bu görüntüleri, bu grafikleri sizlere oluşturuyor. Şimdi biz de ne yapıyoruz? Robotların aklındakini öğrenmeye çalışıyoruz. Teknik ve bilimsel çizimler yapıyoruz. Düşen trendimiz yukarı yönlü aşılmasıyla birlikte 131 TL'lerde alım fırsatı verdi. Kırdığı bölgeyi sonrasında test etmeyle birlikte bir yükseliş trendi oluşturdu ve Kontrolmatik hissesinde ne dedik arkadaşlar? Beyaz yükselen trendimiz aşağı yönlü kırılmadıkça Kontrolmatik'te yükselişlerin devam edeceğini düşünürüz. Ancak beyaz yükselen trendimiz aşağı yönlü kırılırsa ne bekleyeceğiz? Bakın bu şekilde buradaki banda dokuna dokuna düşen bir düşüş trendi bekleyeceğiz. Ancak şu anda yükseliş trendi içerisinde olduğumuzdan dolayı düşüş trendini konuşmaya gerek yok. Bizim Kontrolmatik hissesindeki destek noktamız 270 TL idi. 273 TL'ye çıktığını görüyoruz. 273 TL aşağı yönlü kırılmadıkça, yani en az bir günlük altında kapanış yapmadıkça Kontrolmatik'te hala yön yukarıdır. Uzun vadedeki hedefi ise kanal orta band seviyesi olan 510 TL civarından geçmektedir. Yükselen bir trend olmasından kaynaklı hangi zamansallıkta gelecekse kanal orta bandımızın direnç noktası da ona göre değişkenlik gösterecektir. Mesela 18 Eylül'de 535 TL görünüyor veya 9 Kasım tarihinde 690 TL olarak karşımıza geliyor arkadaşlar. Bu fiyatları hayal olarak düşünmeyin. Siz yükseliş trendinize bakın. Siz teknik analizleri doğru yapın. Siz bilginizle stratejinizi doğru yönetin. Emin olun maksimum kazancı bu piyasalarda alabilirsiniz. Şimdi Kontrolmatik'te bugün sert bir yükseliş oldu. Ancak yükselişlerin devam edebilmesi için bakın arkadaşlar, bu bölgede minörde bir düşen trend olduğunu görüyorsunuz. Hemen ne yapacaksınız? Düşen trendinizi çizeceksiniz. Bu düşen trend yukarı yönlü aşılmasıyla birlikte çok sert yükselişlerin geleceğini düşünürüm. Dolayısıyla bugün olan yükselişin dahi buradan çizmiş olduğumuz düşen trendin seviyesine kadar olduğunu görüyoruz. Yarın itibariyle direnç noktamız 295 TL'den geçmektedir. Kontrolmatiğin önündeki en önemli direnç bölgesi şu an itibariyle 295 TL olduğunu söyleyebilirim. 295 TL'nin üzerinde günlük kapanış yapması halinde yukarı yönlü sert hareketliliğin başlayacağını ve hızlı bir şekilde hedefi olan kanal orta band seviyesine doğru gideceğini düşünüyorum arkadaşlar. Teknik analiz göstergelerimiz diyor ki Kontrolmatik'te yön yukarıdır. 273 TL aşağıda destek, 295 TL ise yukarıda direnç olarak karşımıza geliyor. 273 TL aşağı yönlü kırılırsa sert düşüş bekleriz. 295 TL'nin üzerinde günlük kapanışlar yapmaya başlarsak yukarı yönlü sert gitmesini bekleriz. Kontrolmatik'te söyleyeceklerimiz bu kadar. Umarım finansal okuryazarlığınız Koyun Bulucu'yla birlikte gelişiyor ve Koyun Bulucu'yla birlikte maksimum kazancı hesaplarınızda görüyorsunuzdur. Hepinize teşekkür ediyorum. Yayınlara olan ilgi ve alakanızdan dolayı sağ olun, var olun arkadaşlar. Bakın bugün dahi 20'nin üzerinde shorts videosu gönderdim. Yayınlara abone olmazsanız bu videoları göremezsiniz arkadaşlar. Lütfen abone olmak suretiyle boğa piyasasında maksimum kazancı sağlamak adına bütün yayınları takip edelim. Birçok hisseyi yakın zamanda yapmama rağmen hocam şu hisseyi yapar mısınız diye bana soruyorsunuz. Ancak ben o hisseyi ya dün yapmışım ya da bugün shorts videolarını göndermişim. Lütfen
gelen videoların tamamına videolar sekmesinden bakın, shortsları takip edin. Yani kanala abone olmak suretiyle yakinen piyasayı izleyin. Bu yayınları takip etmek kendinize bir yatırımdır. Bol kazançlar diliyorum.